Sayın katılımcılar, sayın konuklar, TÜMAÇ Türk Müziği Akademik Çevresi tarafından düzenlenen ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, MİM Sanat Derneği ve Tamburi Cemil Bey Derneği'nin destekleriyle gerçekleşen doğumunun 150. yılında Uluslararası Üstad-ı Can Tamburi Cemil Bey Sempozyumunda 7. oturuma hoş geldiniz. Sempozyumun ikinci günündeyiz. Neredeyse yarılamış durumdayız. Şu ana kadar çok değerli sunumlar, konuşmalar ve hatta dinletiler izledik. Tamburi Cemil Bey'in ruhuna yakışır oldukça keyifli ve ilham verici bir bilimsel şenlik geçirmekte olduğumu söyleyebilirim. Ben kendi adıma başta TÜMAÇ olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Tüm katılımcıları da tebrik ediyorum. Evet, bu oturumdaki çalışmalar müzik kurum başı altında toplanmış durumda. Bazıları empirik, bazıları yapısal, bazıları ise edisyon kritik ve hatta poetik analizler olmak üzere farklı çalışmalar dikkat çekiyor. Sözü fazla uzatmadan ilk konuşmacımız Sayın Kemal Karaosmanoğlu hocamıza Türk Makam Müziği'nde Yasak Perdeler çalışmasını sunmak üzere söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar. Öncelikle ekranı paylaşayım. Bir yandan da konuşmaya başlayayım. Belki sempozyum programında ve şimdi şu göreceğimiz başlıkta ve Ozan Hoca'nın anonsunda duyunca bu yasak perdeler terimi biraz yadırgatıcı gelmiş olabilir, biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Fakat sanırım sunumun sonunda yaklaşık 15 dakika sonra bunu reytingi artırmak için yapmadığım kanaati oluşacaktır. Hızlıca girmek gerekiyor bazı yerlerde çünkü ayrıntı var. Malum Türk musikisinin deyim yerindeyse resmi ses sistemi olan Arel Ezgi Uldilek sisteminde şu notada gördüğümüz bir oktavda 24 perde vardır. Fakat bunların bir kısmı pratikte kullanılmamakta. Şu üzerine çarpı koyduğum 4 perde, kaba, dik, caz, dik, acema, şiran, dik, geveş, dik, buselik gibi perdeler. Cihat Can'ın yaptığı bin eser notası üzerinde yaptığı bir araştırmada tespit ettiği bu bin eserde bunların hiçbiri kullanılmamış. Benim daha geniş bir veri tabanında 3000 eser üzerinde yaptığım bir sorgulamada da 3 oktavlık alanda yaklaşık 10 perdenin kullanılmadığını tespit etmiştim. Bu bir olgu. Buna karşılık tam tersine Arel Ezgi Uzdilek sisteminde bulunmadığı halde pratikte kullanılan birçok perde var. Bunu Arel Ezgi sistemine eleştiren olarak yaklaşanlar zaten sık sık dile getirirler ama bu söylediğim şurada 5 tanesini kırmızı oklarla işaret ettiğim sesler bazı Arel Ezgi taraftarı yazarlarca da dile getirilmiş perdeler. İşte örneğin en ünlülerinden biri Segah perdesinden bir koma daha pes bir perde. Şu alttaki çerçeveler içinde gördüğümüz 24 perde Arel Ezgi'nin sesleri bunlar arasında yok. En üstte ise işte do, re, mi, fa falan gibi siyah zeminli olanlar ve aralarında tam sesler için 9'ar, yarım sesler için 3'er ses olan 53 eşit tam paramanlı sistem dediğimiz sistemin perdeleri görülüyor. Görüldüğü gibi Arel Ezgi sisteminin hemen hemen bütün perdeleri bu 53 eşit tam paramant sistemiyle çakışıyor. Bunu Ozan Yarman'ın bir çalışmasında refere de edebilirim. Buna karşılık bulunmayan perdeler de işte şurada kırmızı okla gösterdiklerim gerçekte yine 53 eşit tam paramanlı sistem perdelerine tekabül ediyor. En azından bu konu, böyle bir alışkanlık var Türk musikisinde. Bu iki söylediğim husus basılı notalardan veya daha bilimsel bir söyleyişle sembolik verilerden hareketle elde edilen sonuçlar. Ama pratikte pek çok çalışmada kanıtlandığı, gözlendiği gibi, ölçüldüğü gibi bir oktavda o işte 24 değil, o demin gördüğümüz ekstra 5 perde değil, çok daha fazla perde kullanılıyor.
pratikte nasıl kullanılıyor olayının biraz ayrıntısına girmek lazım. Bunu duyumla tespit etmek mümkün ama daha objektif kriterler bakımından, yani şurada gördüğümüz türden bir dağılım, bir histogram da görebiliyoruz. Diyelim bir eser uygun bir yazılıma, eserin kaydı veya canlı icrası bir uygun bir yazılıma girdi olarak verilince ve yine uygun bir istatistik yöntemle çözümlenince şu tür dağılımlar görüyoruz. Bu gördüğümüz Cemil Bey'in Sultani Yegah makamında tamburla yaptığı taksimin dağılımı, perde dağılımı, histogramı. Dünkü ve bu sabahki pek çok konuşmada bahsi geçen hususlar var. İşte bu şeyi çok hızlı olarak okumak ne anlama geliyor? Yatay eksende kalından inceye doğru perdeler, dikey eksende ise bunların kullanım sıklıkları, süre olarak kullanım sıklıkları gözüküyor yüzde olarak burada. İşte diyelim böyle yüksekçe tepeler, örneğin şurada en tepede duran uç şu anlama geliyor. Tam bu noktaya tekabül eden ses bu icra içinde en uzun süre tam bu frekans olarak duyulmuş. Tam bu frekans duyulmuş. Peki aşağılara doğru genişlemesi ne anlama geliyor? Bu da aslında ondan biraz pes ve biraz tiz sesler de duyulmuş ama bir tanesi aralarından sıyrılmış. Şimdiye kadar genellikle bir icranın frekansı analiz edilirken bu tür yola başvurmak gerekiyor. Çünkü görüldüğü gibi perde deyince böyle noktasal bir düz çizgi şeklinde kesin ve net bir rakam elde etmek mümkün olmuyor. Ben bu sunumda biraz gözümüzü alçaklara çevirelim. Bu kez vadilere bakalım diyorum. Hep tepelere baktık şimdiye kadar. İşte aynı taksimin bu kez bazı noktalarda bir minimuma eriştiği görülüyor. Yerel minimumlar, yerel vadiler diyelim bunlara. Bunların da bir hikmeti var diyelim. Öyle öngördüm ve bu çalışmaya öyle başladım. İki ekstrem uç, biri en sık duyulan, biri en az duyulan. Şu grafiğe bakacak olursak görülebileceği gibi aslında duyulmayan ses yok. Hiçbir eğri gelip şu eksene değmemiş çünkü. Sadece bir eserin icrasını inceliyor olsak bu pek bir bilgi içermiyor, içermez. Bu hangi perdeler kullanılmıyor. Fakat pek çok eseri bir arada analiz etmek, pek çok makamda eseri analiz etmek söz konusu olduğunda tabii ki ekstra bir önemi olacak. Onu göreceğiz birazdan. Şimdi ben bu çalışma için burada gördüğümüz iki üstad, Cemil Bey ve Niyazi Sayın'ın 15'er farklı makamdaki taksim, birer adet taksim ve seyirlerini analiz ettim. Bu 15 nereden çıktı? Seyir ne demek? Dün Can Akkoç Hoca'nın sunumunu izleyenler biraz ayrıntıları duymuşlardır. Niyazi Hoca işte 1984 yılında Amerika'ya yaptığı bir gezide Can Akkoç ve Feridun Özgören kendisinden perde araştırmaları, akademik araştırmalar için olabildiğince makamın doğasında geçki olanlar haricinde geçki içermeyen taksimler yapmasını istemişler. Kendisi de temel makamlar adını verdiği 17 makamda 1-1,5 dakika süren seyirler yapmış. Taksim dememiş bunlara. Didaktik amaçlı sayılabilir. Onlar 17 tane. Burada ise 15 tane var. Çünkü hocanın seyir kaydettiği Buselik ve Hicazkar makamlarında Cemil Bey'in taksim kaydına ulaşamadım. Belki ben ulaşamadım. Eğer temin edilirse bu eksiğimi tamamlarım. Şimdi bunları her bir icrayı işte yaklaşık 1,5 dakika Niyazi Hoca'nınkiler, 3 dakika ortalama Cemil Bey'in icraları olmak üzere önce Tony adlı bir
açık kaynak kodlu diye veya ücretsiz bir yazılımda analiz ettim. Bu çok referans verilen bir yazılım. Yin diye çok referans verilen bir algoritmayı kullanıyor. Saniyede 172 frekans ölçümü yapıyor ve bunu işte böyle grafik olarak veyahut da isterseniz bir text dosyası, CSV dosyası olarak veriyor. O verileri Makam Toolbox, Barış Bozkurt'un geliştirdiği Makam Toolbox adlı yazılımla işledim. Bunun makam bulma gibi falan ekstra başka özellikleri de var. Demin söylemeyi ihmal ettim. Şurada bu ekran karşımızda dururken bir yandan incelemenize sunmuş olayım. Bir yandan işte malum Niyazi Say'ın bütün icralarını neyle yapmış? Fakat Cemil Bey 9 icrasını tamburla, 3'ünü viyolonselle, 2'sini kemençeyle, 1'ini yaylı tamburla yapmış. O ek bilgiyi vermiş olayım. Şimdi burada alfabetik sıraya göre ev iç makamında sol üst köşede Cemil Bey'in taksiminin perde dağılımı, sağ altta Niyazi Sayın'ın aynı makamdaki seyrinin perde dağılımı. Bunları çok hızlı geçeyim. Sadece aralarındaki benzerlikleri ve farkları belki anında gözleme fırsatı, imkanı olur. Hicaz, Hüseyin'i, Isfahan, Mahur, Muhayyer, Neva, Nihavend, Rast, Sabah, Segah, Sultani Yegah, Suzinak, Uşak, Yegah. Tabii ki yazılı bildiride bunların bir kısmını yazıya dökerim, eklerim ama hızlıca bakıldığında bile birebir aynılık olmadığı ama belirli paralellikler olduğu dikkati çekiyor zannediyorum. Şimdi burada burası çok önemli diyelim. Şöyle bir soruya cevap vermek gerekti. Bugün sabahki sunumlarda da dile getirilen bir husus. Dikkat edilirse burada saydığım makamlar 5 tane farklı perdede karar veren makamlar. Bunların neredeyse yarısı dügah perdesinde karar vermiş. İşte rastta karar verenler var. Yani tanım olarak. Ayrıca da birer ikişer tane Segah ve Irak ve Yegah perdelerinde karar verenler var. Eğer bütün icralar aynı bir ahenkte ve standart bir diyapazona falan sahip olsalardı iş kolaydı. Ama öyle değil, tahmin edilebileceği gibi. Üstelik de işte hepsinin karar perdeleri de aynı değil. Çünkü biz karar perdelerini sıfır kabul edip onları hizalayabilirdik, senkronize edebilirdik. Yalnız işte diyelim tamam lügah perdesinde karar kılan bütün makamların lügah perdelerini üst üste bindirdik, inceledik. Fakat diyelim ki rast makamda karar veren bu dört makam için ne yapacağız? Lügahları çakıştırdık diyelim. Rast için bir aralık, her biri için değişebilecek bir aralık falan. Yani bunları hizalamak için özetle şöyle bir kabulle başladım. Sonradan değiştirmek zorunda kaldım tahmin ettiğim gibi. Diyelim Yegah'la Irak arasını 17 koma kabul ettim. Arel Ezgi kuramına uygun olarak. Irak'la Rast arasını 5, Rast'la Dügah'ı 9, Dügah Segah aralığını 8 koma kabul ettim. Ve ilk çalışmaya öyle başladım. Dediğim gibi bu bir kabuldü. Arel Ezgi sistemine göre çıkarılmıştı. Ona göre frekanslar şöyle oluyordu. Fakat dediğim gibi ilginç bir gözlem ortaya çıkmasına yol açtı bu. Biraz zamanı hızlı kullanmalıyım. Gördüğümüz 15 perdenin, 15 makamın karar, ses sahaları burada görülüyor. Görüldüğü gibi bazı bölgeler bütün İncelediğimiz bütün makamlarda ortak ama bazıları işte Sultaniye'yle Yegah çok peslerdi. Yani sonuçta Yegah'la Tizsegah perdeleri arasında bir perde dağılımı bekliyoruz. Ve bu şeyde bir de dönüşüm yaptım. Bu makam toolbox bunları sent cinsinden hesaplıyordu. Karar perdesi sıfır olmak üzere sent cinsinden. Ben bunları Türk müziğinde çok alışkanlık olduğu için komaya, sabit bir referans perdesine koma cinsinden, holder koması cinsinden uzaklıklara kuantize ettim, nicemledim.
Bu süreleri de yüzde olarak temsil etmeye başladım. Şimdi dediğim gibi vakti değerli dikkatli kullanmak lazım. Cemil Bey'in 15 taksiminde sonuçta bütün bu işlemler, kaydırmalar falan yapılınca şu sonuç çıktı. Tahmin edilebileceği gibi nikah perdesinin en çok kullanıldığı ortaya çıktı. Rast da belirgin bir şekilde aradan sıyrılmıştı. Aşağılara bakarsak şuradaki çizgilerin her biri birbirine bir koma uzaklıkta perdeleri temsil ediyor. Görüldüğü gibi daha ilk bakışta bile saymaya falan gerek olmadan böyle 24 perde falan filan değil durum. Daha da ilginç bir gözlem şu oldu. Segahtan, çargahtan itibaren normalde nevanın çok daha sık kullanılması gerektiği beklenir, bilinir. Fakat neva daha tiz bir yerde kalmış görünüyor. Hüseyin'i öyle. Hatta sağa giderken aralık biraz daha açılıyor. Ev iç perdesini, Gerdaniye perdesini, Mansur perdesini hiç kullanmamış gibi gözüküyor. Olacak şey değil. Benzer bir durum Niyazi Sayın'ın 15 seyri içinde ortaya çıktı. Yalnız orada rast, lügah, segah oraya kadar normal gitti. Çargahta neredeyse birbirine eşit uzaklıkta bir tam çargahın yerinde bir ondan bir koma pest, iki tane ses belirginleşmiş. Neva da orada tek. Fakat Hüseyini'den itibaren orada da bir kayma ortaya çıkıyor. Demin dediğim gibi özellikle şu Hüseyini diyelim basılı notalarda mi gözüken perde işte Zarlino sisteminde doğal sistemdeki mi olarak icra edilmiş görünüyor her iki üstatta da. Yani neva dügah aralığı 9 neva Hüseyini aralığı 9 değil 8 koma icra edilmiş. Bu pek şaşırtıcı bir şey değil. Dolayısıyla Hüseyini'den itibaren sola doğru birer koma transpoze etmek gerekti. Bu iki şeyi ayrı ayrı görmek bir fikir veriyor ama bir arada görmek de daha da belirgin. Bu kaydırmalardan sonra verileri hem kırmızılar Cemil Bey'in, maviler Niyazi Hoca'nın olmak üzere aynı şey üzerinde topladım. Görüldüğü gibi bunlar yan yana görünenler aynı komayı işaret ediyor. Aynı değeri sadece işte ayrılsın diye araya bir ufak boşluk konmuş. Hem entonasyon olarak hem süre olarak perdeleri yoğun kullanmada bir paralellik oluşmaya başladı. Burada dikkat edilirse şey biraz da daraldı deminki grafiklere göre. Bütün verilerin yaklaşık %94'ünü tutan daha dar bir alana sıkıştırdım ki daha okunaklı görünür olsun. Ve şu grafikte alt tarafta yeşil biraz silik çizgilerle arel ezgi sisteminin perdelerin yerleri. İşte arızasız gösterilen rast lügah, bu silik çargahlar biraz daha uzun gösterilmiş. Öbürleri yarım gibi işte görüldüğü gibi şurada 1,5 oktav civarındaki bir sahada perdelerin yerleri görünüyor ve bu ana perde diyebileceğimiz perdelerde iki üstadın icralarıyla çakışan durumlar var. Fakat işte dügah işte çargah aralığına baktığımızda adeta kullanılmayan hiç perde yok. Şurada da benzer bir durum var. Zannediyorum yasak perdeler lafının nereden çıktığı yavaş yavaş anlaşılıyor. Onlar da şunlar. Bu 1,5 oktavlık alanda şu sarı kırmızı çizgiler sözleşmiş gibi bu iki üstad bu perdeleri hiç kullanmamışlar. Üstelik de yani bütün perdelerin yoğun olduğu bir bölge söz konusu. Şuraya bakalım Neva Hüseyini arasında iki perde hiç kullanılmamış. Bir de tam böyle sayısal düşünmek çok doğru değil. Diyelim ki şurada bir perde kullanılmış ama o kadar az kullanılmış ki pratikte onu da bu yasak perdeler kategorisine sokmak çok garip kaçmaz diyelim. Ve müzikal sembollerle bakmak belki biraz daha açıklayıcı olabilir. Görüldüğü gibi önce şu notasyondan bahsetmiş olayım. Bunu ben zamanında
Türk halk müziği ve Türk klasik Türk musikisi notaları için ortak bir yazım sistemi olursa şöyle bir notasyon kullanılabilir mi diye tasarlamıştım. Diyelim önce şu üstündeki indisleri, sayıları görmeyelim. Bildiğimiz diyelim fa, koma, diyez hiç görünmemiş. Ama işte ikiye bakarsak fa, koma, diyezden dik acamaşırandan bir koma pes, tiz olan ses duyulmamış gerçekte. Şurada işte sol, bemol, dört, üç diye görünen, yani sol, bu isimleri hata yapmamak için bir yandan şey yapayım. Geveşt veya ne diyelim, ikincisi geveş veya mahurdan, işte rastan iki koma tiz ses kullanılmamış, zirgüleden ve şehnazdan birer koma tiz sesler kullanılmamış. Yani burada görüyoruz. Üstelik şu iki tanesi ilginç. Hem alt oktavda hem üst oktavda. Yani solden üç koma pes ses hiç kullanılmamış. Bu iki üstad tarafından. La'dan üç koma pes sesler kullanılmamış. Belki en ilginci arel sisteminde olduğu halde zirgüle ve mahur perdeleri hiç kullanılmamış. Tabii ki buna bakıp da şey demek imkansız. Yani Türk musikisinde zirgüle diye bir perde yok, mahur diye yok. Hayır, büyük olasılıkla, yani bunu tabii müzikologlar tartışacaktır. Arel sisteminde zirgüle perdesinin gösterildiği yer doğru değil, mahur perdesinin gösterildiği yer doğru değil. Ve işte buradan yan bir sonuç, peki aslında da önemli. Neva Hüseyin aralığı 8 koma. Her iki üstadda da bu ilginç. Zarlino, yani Pisagor sistemini değil, Zarlino sistemini tercih ediyorlar anlaşılan. Ayrıca da demin söylediğim gibi ama sayıları söylememiştim. Yaklaşık 1,5 komalık bölgede 58 tane farklı perde kullanmışlar. Halbuki bu bölgede sadece 32 tane arel ezgi perdesi var. Arel ezgide bulunmadığı halde kullanılan perde sayısı 28. Arel'de bulunduğu halde gördük. Bulunduğu halde kullanılmayan perde sayısı 2 ve yasak perde sayısı 13. Ve bazı referanslar. Teşekkür ederim. Biraz açtım ama kusura bakmayın. Çok teşekkürler Kemal Hocam. Çok güzel, değerli bir çalışma. Çalışmalarınız bizim çalışmalarımıza her zaman ışık tutuyor, ilham veriyor. Ve bu konuda önemli bir konu bence. Ve bulgular da çok önemli. İnşallah buradan önemli açılımlar olur diye tahmin ediyorum. Soruları sona bırakıyoruz. Şimdi ikinci konu sunumumuza geçmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi'nden Sercan Ünal ve Profesör Doktor Cenk Güray'ın Nefiri Behram'ın eserleri üzerinden 17. yüzyıl bestecilik geleneğine analitik bir bakış sunumunu başlayabiliriz. Buyurun. Teşekkürler hocam. Selamlar herkese. Bir ekran paylaşımı için. Benim anlatacağım konunun başlığı Nefiri Behram'ın eserleri üzerinden 17. yüzyıl bestecilik geleneğine analitik bir bakış. Nefiri Behram 16. ve 17. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir Osmanlı bestecisi ve aynı zamanda Mehteran-ı Himayun'da görev aldığı da bilinmekte. Öncelikle 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı dönem musikisi hakkında kısa bir özet geçeceğim. Ardından da Mehter müziği hakkında biraz bilgi verdikten sonra seçilen eserlerin analizine geçmeyi planlıyorum. Yani sunumun işleyişi sırası bu şekilde olacak. 16. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan Selim ve II. Beyazıt'ın musiki hareketlerine büyük önem verdiği kaynaklarda geçmekte. Özellikle II. Beyazıt aynı zamanda kendisi bir besteci. Neva Peştevi ve Neva Sassemaisi en bilinen eserlerinden. Besteci olmasının dışında musikiye verdiği destek ona atfedilen eserlerden de belli olmakta. Seydi'nin, Meragi'nin torunu Mahmud'un, Ladikli Mehmet Çelebi'nin, Nizamettin Kırşehri'nin verdiği nazari eserler 2. Beyazıt'a atfedilmiş. 16. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde Kanuni'nin seferde oluşu sebebiyle saray musikisi hakkında kayıtlar oldukça sınırlı. Ancak
Bu Flori defterlerine bakıldığında bir SAS heyetinin bulunduğu ve ödemelerin de yapıldığı şeklinde bir açıklama mevcut. Zaten Nefiri Behram'ın ismi de bu defterlerde geçiyor. Sultan 4. Murat dönemi geleneksel musiki özellikle mehter musikisi için önemli bir devir. Yine kendisi de besteci Uzal Peşrevi önemli bir eseri. 17. yüzyıl Osmanlı Acem musikisinin ayrışma sürecine girmesi dolayısıyla kritik. Musikimiz biraz daha özgün bir hale gelmeye, kendine has bir kişilik kazanmaya başlıyor. Bu şekilde dönemin musiki hareketleri. Birazdan mehter musikisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Günümüzde sembolik olarak kalmış durumda. Döneminde ise savaş ve barışta askeri müziği temsil eden bir topluluk. Esnaf mehterleri diye de bir kavram var. Esnaf mehterleri barış zamanı bayramlarda, çeşitli şenliklerde halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için eğlence müziği yapan bir topluluk. Yani sadece savaş esnasında icra yapan bir topluluk değil mehter. Formları da geleneksel Türk musikisinin ne oldukça yakın saz ve söz eserleri olmak üzere temelde ikiye ayrılıyor. Saz eserlerinin büyük çoğunluğu yine aynı şekilde peşrevler ve saz semaileri oluşturuyor. Peşrevler 3 veya 4 taneden oluşuyorlar. Hanelerde teslim veya terkibi intikal denilen bölümlerle birbirine bağlanmakta. Cengi Harbi usulü bu noktada önemli. Çünkü mehter musikisinin yarattığı bir usul olarak geçiyor kayıtlarda. Vakai Hayriye ile birlikte de Yeniçer'in ocağının kaldırılmasıyla mehter devri de kapanmış oluyor. Nefiri Behram da başta bahsettiğim gibi bir mehter müzisyeni ve besteci. Hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak Yavuz Sultan Selim'le Kanuni Sultan Süleyman dönemleri arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Ayrıca nefir çaldığı da bilinmekte. Kaynaklarda Bayati makamında 3 peşrevi, Hüseyini ve Neva makamlarında birer peşrevi, bir de saz semaisi olduğu biliniyor. Ancak Ali Ufki'de bir peşrev, Kantemiroğlu'nda 4 peşrev, Kevseri mecmuasında da 5 peşrev tespit ettik. Edisyon farklılıklarını da ortak bir paydada buluşturduk. Sonuç olarak 4 adet peşrev ortaya çıktı. Bunlar 2 bayati, 1 neva ve 1 arazbar şeklinde. Benim bugün analizini göstereceğim eser Neva peşrevi olacak Nefiri Behram'ın. Ve Neva makamı hakkında yorum yaparken de Kutbinayi Osman Dede, Kantemiroğlu ve Yakup Fikret Kutlu'nun makam tariflerini dikkate aldık. Analiz aşamasında Ertuğrul Bayraktal Katal ve Cenk Güray hocaların makam atlası makalesini kullandık. Yani ezgisel çekirdek analiziyle eserleri inceledik. Bu yönteme göre her makamın tanımlanmasını sağlayacak öz ezgisel hareketler, çekirdekler bulunmakta ve bu ezgisel çekirdek yapılarını oluşturan perdeler işlevlerine göre 4 ana başlığa ayrılmakta. Bunlar merkez perde, tanımlayıcı perde, pekiştirici perde, süsleyici perde. Ekranda da şu an neva ezgi çekirdeklerini, ezgi çekirdeklerini görüyorsunuz. Analize geçmeden önce son olarak da biraz yöntemden bahsedeyim. Yaptığımız analizlerin daha rahat takip edilebilmesi için bir grafik haline getirdim. Sağdaki renk skalası bu 4 peşrevden tespit ettiğimiz 13 adet ezgisel çekirdek yapısı gösteriyor. Bunlara renk katadık ve tabloda kullandık. Soldaki grafik ise bugün analizini göstermeyeceğim arazbar peşrevine ait aslında. Dikeyde ses sahasını görüyorsunuz. Tizlik ve pesliği gösteriyor. Yatayda da hanelerin icra şekline göre. Yani serhane, mülazime, hane, insani mülazime, salis ve mülazime ile kapanış. Yani form yapısı da açıkça görülüyor. Bu kutucukların her biri bir ölçüyü temsil ediyor. İkiye bölünenlerde bir ölçüde iki farklı ezgi çekirdeği kullanıldıysa ona işaret etmekte. Yani hangi hanede hangi makam yapılarının bulunduğu görsel olarak karşımızda bu şekilde. Mesela tabloya bakarak söyleyebileceğim mahur ve uşak teslim yapısı şu pembe sarı, iki pembe bir sarı hane serhanede, mülazimede ve saniyede olan
teslim yapılarını görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Serhane ve Milazmen'in çok yakın çekirdeklerden oluştuğu da görülüyor. Hane insani en piz bölgedeyken Salis de en pes bölgede. Bu kontrast yaratmak için pislik peslik hareketleri ön planda. Bu yapılar, bu yapısal özellikler diğer teşevlerde de benzer şekillerde karşımıza çıktı. Esere geçeyim. Nefire Behram'ın bu eserin eva makamında ve devre kebil usulünde üç hane ve bir mülazmeden oluşuyor. Burada mavi çerçeveyle gördükleriniz uşak ses sahası içerisinde. Pembe, pardon, yeşil ise neva ses sahasını göstermekte. Yani gördüğünüzde hane sahne bölümü dışında tüm hanelerin uşak ses sahası içinde olduğu açık. Tamamını dinletmeyeceğim vakitten kazanmak için. En azından mülazime tekrarlarını aradan çıkaralım diye. İlk haneyle başlayayım. Serhane. Tamamı uşak ses sahasında, uşak makamının ses sahasında ve üç tip ezgi hareketinden oluşuyor. Nota 3, 4 ve 5'te bu ezgi hareketlerini görüyorsunuz. Üçü de uşak ezgisel, uşak ezgi çekirdeğinin hareketleri olsa da birbirinden farklı ve bu üç ezgi çekirdeğinin eklemlenmesinden meydana gelmiş hane. Bu mesela nota 3'teki mi re do si la ve nota 5'te teslim olarak çok karşımıza çıkacak la fasol la kısmı. Mülazimeye geçtim. Serhane'den çok farklı değil ilk haneden. Aynı şekilde üç farklı uşak ezgi çekirdeğinin eklemlenmesiyle oluşmuş. Zaten 7. ve 8. notada gördüğünüz çekirdekler direkt ilk hanenin tekrarı. Sadece 6. ölçüdeki çekirdek gelişmiş durumda. Haneyi sahne. 3. hanemiz. Eser aslında neva makamında olmasına rağmen neva ses sahası ilk kez bu hanede karşımıza çıkıyor. Diğer hanelerden ayıran bir diğer özelliği tiz bölgede seyir özelliği göstermesi. Yine neva makamının ezgisel çekirdek yapısını içeren notayı da nota 9'da verdim. Diğerlerinde kaçırmış olabilirim. Sağ tarafta da dizi şeklinde göstermiş. Bilmiyorum, aynı zamanda fonksiyonlarını da gösteriyor. Ve son hanemiz. Thank you.
Hamhane'de Uşak sesasına geri dönüş olduğunu görüyoruz. Burada nota 13 ve 14'te makama giden bir tırmanış olduğu için oraya geçit olarak değerlendirdik. Aynı şekilde 15. ölçüde 14'ün devamı olduğu için o da ölçünün yarısından başladı. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde bu hanede Uşak sesası içinde. Nota 11'de gördüğünüz aslında Uşak ezgi çekirdeği tüm hem serhanedeki hem de mülazimedeki yapıları karşılar nitelikte. Re mi re do si la fa sol la şeklindeki. Yine sağ tarafta komple diziyi görebilirsiniz. Grafik gösterimi bu şekilde eserin. Sağdaki renk skalası kafayı karıştırmasın. Sadece Neva ezgi çekirdeği ve Uşak ezgi çekirdeği kullanılıyor grafikte. Mavi ve yeşil yapılar var. Tekrar ses sahası dikeyde, yatayda da uzunluk verildi. Her hane hangi ezgi çekirdeğinin kullanıldığı kutucuklarla temsil ediliyor. Yani gördüğünüzde Neva ezgi çekirdekleri hane-i sahnede toplanmış. Diğer haneler sadece Uşak ezgi çekirdeklerinden oluşmakta. Yine Neva entiz bölgede. Sonuca geldiğimde serhane ve mülazime bölümleri, makama hazırlık, diğer bir deyişle makamın ana yapısına doğru bir taşıyıcılık görevi üstlenmekte. Bu iki hanede kullanılan çekirdek yapıları daha çok kararlık bölgesinde yoğunlaşmakta. Makamın başlangıç tipi ezgileri ilk hanelerde, gelişme tipi ezgileri ise hane-i sani ve hane-i salis bölümlerinde yer almaktadır. Eserin makamını oluşturan kalıp ezgilerin öncelikle mülazime kısmında, sonra da diğer hanelerde benzer bir biçimde tekrarı eserin form oluşumu adına dikkat çekicidir. Eserlerin hanelerinin sonunda ortak bir bitiş hareketi olduğu ve bunun da teslim olarak adlandırıldığına işaret edilebilir. Böylesi mülazimeden ayrı bir bölüm, bölümle karara gidiş uygulaması dönem peşlerinde yaygın olarak görülmektedir. Eserler genel anlamıyla gözden geçirildiğinde esere ismini veren makam yapılarına ait ezgi çekirdeklerinin eserin her katmanında yoğun bir biçimde kullanımından ziyade pek çok ezgi çekirdeğinin iç içe kullanımının ön plana çıktığı ve makamı belirleyen, diğer makamlardan ayıran ezgi çekirdeklerinin sadece bazı hanelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da bir form özelliği olarak kabul edilebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan ve Cenk Öğrencimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Çok güzel bir sunumdu. Bu ezgi çekirdekleri bu alanda yapılan bu çalışmalar makam hakkında, makamın doğası hakkında çok aydınlatıyor. Modülerliği hakkında çok tebrik ediyorum. Vakti de iyi kullanmak adına. Eşref Berk Türkoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Suzi Dilara Mevlevi Ayni'nin birinci selamının edisyon kritiği ve analizi başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun. Herkese merhabalar. Kıymetli hocalarım, katılımcılar, dinleyiciler, izleyiciler ve izleyecekler, selam edip sunuma geçmek isterim. Sunumum süresince Suzi Dilara Mevlevi Ayni'nin birinci selamının edisyon kritiğini ve analizini gerçekleştirmeye çalışacağım. Sunumun kapsamı Suzi Dilara Mevlevi Ayni'nin birincil kaynaktan çeviri yazımı ve Suzi Dilara Mevlevi Ayni'nin edisyonları arasındaki duyum ve ifade farklılıklarının tartışılmasından oluşmaktadır. Kısaca Mevlevi Ayni formundan bahsedersek, tam bir Mevlevi mukabelesine göre bestelenmiş en eski örnekler Pencugah, Dügah ve Hüseyin'i makamlarındaki üç besteyi kadimdir. Bu üç ayinin aynı bestekarın elinden çıkmış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu ilk örneklerin 15. ya da 16. yüzyılda beslendiğine dair görüşler hakimdir. Tarihsel süreçte
Mevlevilerde ayin ve mukabele yapısı değişmemekle birlikte 16. yüzyıldan sonraki dönemlerde başta okunan Naat-ı Mevlana'nın eklendiği görülmektedir. Tahririye tür musiki, kısaca Tahririye, bu sene ölümünün 200. yıl dönümü olan Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede tarafından 3. Selim'in emriyle yazılmıştır ki tüm aç bilim sanat etkinliklerinin 20.sinde Fatma Adile Başar'a konuk olup Nasır Dede'yi konuşmuştu. Meraklıları izleyebilir. 3. Selim'e sunulan Tahririye geliştirilmiş Ebced müzik yazısını içermektedir. Ebced müzik yazısının uygulaması 3. Selim'in kendi icadı olan Suzdilara makamında bestelediği Mevlevi ayini yazılarak yapılmıştır. Anlatılan müzik yazısı Türk müziğini yazmaya oldukça elverişli olsa da Nasır Dede'den sonra kullanılmamıştır. Bunun sebebi meşkin terk edilemeyişi olarak görülebilir. Recep Uslu ve Nilgün Doğrusöz Dişi Açık tarafından 2009'da Tahririye üzerine yaptıkları çalışma yayınlanmıştı. Solda Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Tahririye'nin Esat Efendi yazmaları koleksiyonundaki bir kopyasını görüyorsunuz, aslını görüyorsunuz pardon. Burada bu sayfada perdeleri görmekteyiz. Biz bu perdeleri kırmızı mürekkeple yazılmış perdeleri alıp teknik imkanlara verdiğince ayıkladık, maskeledik ve hepsini bir font gibi ayrıca kullanmak üzere hazırladık. Suzdilara Mevlevi Ayini Türk müziği tarihinde 3 konuda ilk olması bakımından önem taşır. Bunlar müzik yazısıyla tamamı kayda alınan ilk Mevlevi Ayini olması, bestecisinden doğrudan intikal ettiği bilinen ilk Mevlevi Ayini olması ve Türk müziği perdelerine has bir müzik yazısıyla tamamı kayda alınan ilk sözlü eser olmasıdır. Burada 1935 yılında İstanbul Konservatuarı Tasnif ve Tespit Heyeti'nin neşrettiği Suzdilara Mevlevi Ayini fasikülünü görmektesiniz. Bu neşriyatta Türk müziğinde ki ilk edisyon kritiği örneklerindendir. Gördüğünüz üzere üst portede Tahririye çevirisi yazılmıştır ki sayın bir üstad çevirmiştir denir. Kim tarafından çevirdiği bilinmez. Altta ise meşk yoluyla gelen icra kaydedilmiştir. Bu fasikülün, bu neşriyatın takdim yazısını Zekaizade Ahmet Irsoy kaleme almıştır ve şöyle bir açıklaması vardır. Alt satırı 50-60 seneden beri okuna gelmekte olan çığırda yazılması kurulumuzca kararı alınmış der. Sonrasında Saadettin Heper'in 1974'te yayınlanan Mevlevi Ayinleri kitabında Heper, içerideki notalara, kitap içindeki notalara kaynak olarak meşk silsilesini gösterir ve bu silsilenin başında da Zekaizade Ahmet Irsoy'un adı geçmektedir. Üstteki iki maddenin bağlantısından yola çıkarak 1935'te yazılan nota yazıldığı tarih itibariyle son 50-60 senedir meşkle gelen icra ise 74'te yayınlanan nota yazıldığı tarih itibariyle son 90-100 senedir meşkle gelen icranın dönüştüğü hal olabilir mi diye sorup Timuçin Çevikoğlu'nun Mevlevi ayinlerinin usul ve aruz ilişkilerini incelediği çalışmasında Suzdilar ayinin birinci selamını için hazırlanmış tablolara bakıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi her bahir için ayrı bir tablo hazırlanmış. Birazdan daha detaylı göreceğiz ki birinci selam düyek usulünde ve düyeğin gerektirdiği şekilde 8 kutuya bölünüp heceler ve vezinler, iz düşümleri yerleştirilmiş. Bu kaynak hazırlanırken, bu çalışma hazırlanırken kaynak olarak biraz önce gördüğümüz Konservatuvar Neşriyatı'nın yayınladığı nota alınmış. Oradaki meşkle gelen nota esas alınmış. Bunu da söylemekte fayda var. Biz de Tahririye çevirisini, Süleymaniye Kütüphanesi'ne edilen Tahririye çevirisini, Tahririye'deki Suzdilara ayinin çevirisini yaptıktan sonra Çevikoğlu'nun çalışmasından esinlenerek güfte bütünlüğünü gözeterek notaya döktük çeviriyi. Gördüğünüz gibi şurada soldaki rakamlarda 4 bahirin başladığı yeri görmektesiniz. 1. 2. 3. 4. bahirler. Ve hiçbir mısra ortadan ikiye bölünmemekte. Ölçü çizgilerini kullanmadık. Onun yerine çentik koyduk ki daha bütüncül bir bakışla ilerleyen safhalarda çözümlemelerimizi yaparken bize bütüncül bir bakış sağlasın, kolaylık sağlasın diye. Ve icrada da daha kolay olduğunu, alışılagelmiş notlardan daha kolay olduğunu şahsi kanaatimce söyleyebilirim icra etmesi bakımından.
Burada bahirleri ve vezinlerini görmektesiniz. Birinci Selam'ın sözleri Divan-ı Kebir'den alınan beyitlerden oluşuyor. Şurada en başında, öncelikle şunu da söylemek isterim. Bundan sonra göreceğiniz böyle alt alta porteli yazımlarda Tahririye, Konservatuar ve Heper'in kısaltmalarını kullanıyoruz. Burada başlangıçta 4. devirde usul ve güfteye baktığımızda Tahririye ve diğer edisyonlarda şöyle bir farklılık görüyoruz. Diğer edisyonlardaki bazı heceler bir vuruş geç gelmekte. Bunu birinci selamın yalnızca birinci ve ikinci bahirlerinde yukarıda gördüğümüz 4., 13., 21., 30., 31., 39. ve 50. devirlerde görmekteyiz. Devam ediyorum. Çözümlemelerimize devam etmeden önce Nasır Dede'nin Tedkiku Tahkik'te bahsettiği müzeyyin yani süsleyici perdeler bahsinden ben de birazcık bahsine göz atmak istiyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. Nasır Dede'nin Kudema'dan saydığı Abdülkadir Meragi name terimini bugün bildiğimiz perde anlamında kullanmış. Name teriminin anlamı günümüze dek genişlemeye devam etmiş. Nasır Dede name yerine perde terimini kullanmış. Karşılığındaki name teriminin eski tabiriyle karıştırılmaması için buna name-i müfrede demiştir. Tedkiku tahkikte bahsi geçen gerekli olan ve gereksiz olanlar diye iki çeşit süsleyici perde vardır. Bilhassa 14 temel makam arası 14 temel makamda kullanılması gerekliliğinden bahseder bu süsleyici perdelerin Nasır Dede. Gerekli olan süsleyici perdeler asma kalışlar diyebiliriz. Nasır Dede'nin de örneklediği gibi rast içinde bir neva perdesi ya da uşak içinde bir acem perdesi denilebilir. Gereksiz olan süsleyici perdeler de kendi içinde ikiye ayrılır. Yakın ihtiyaç perdesi şöyle örneklenir. Rast'tan Yegah'a giderken arada kalan perdeler. Uzak ihtiyaç perdesi ise Sabah içindeki neva perdesi diyebiliriz ya da Hicaz içindeki bir çargah perdesi gibi de düşünebiliriz. Burada ikinci bahirde 37 ve 52. devirler arasında kalan ikinci bahrin alt alta porteli yazımını görüyoruz 3 edisyonda da. İşaretli kısımları görüyorsunuz. Bu işaretli kısımlarda ikili aralıktan daha geniş aralıklar, perde atlamaları görmekteyiz. Şuradaki açık renkli olan hariç hiçbirinde Tahririye'deki aralık atlama diğer edisyonlarda tam anlamıyla muhafaza edilmemiş. Bu da bize sözlü aktarımda, sözlü gelenekte ikili aralıktan daha geniş perde atlamalarının, aralıkların muhafaza edilmesinin güçleştiğini gösteriyor. En basitinden şu örneklere baktığımızda çargahtan Buseli'ye gitmiş ama diğer edisyonlarda, Meşik'le gelen edisyonlarda Rast'tan Buseli'ye gitmiş. Diğer edisyonlarda Rast'tan çargaha gittiğini görüyoruz. Şurada baktığımızda Rast'tan Neva'ya gidiyor. Diğer edisyonlarda Dügah'tan Hüseyin'e bir atlama görüyoruz. Beşli aralık muhafaza edilmiş ama bu sefer bir tam ses üstte duyuyoruz. Diğerlerinde de benzer örnekleri görmekteyiz. Çözümlemelere devam etmeden önce metrik gruplamanın, çizgisel düşünmenin zorluklarından, düek usulündeki zorluklarından bahsedeceğim. Burada gördüğünüz üzere şu ölçüyü de örnek veriyorum. Vurgunun değiştiği yerlerde metrik gruplamayı da her seferinde değiştirmek zorunda kalıyoruz. Oysa metrik gruplama yöntemleri Nim, Sofyan, Semai, Yürük, Semai gibi simetrik devam eden usullerde kullanmaya elverişli olabiliyor. Belki demin de söylediğimiz gibi düek gibi aksatımlı, aksak usullerde ya da büyük usullerde kullanılması daha sorunlu olabiliyor. Buna da böyle kısaca uğramış olduk. Ve sonra Tahririye, Konservatuar ve Heper nüshalarını görüyorum. Tahririye ve Konservatuar nüshalarının edisyonlarının altına bir de indirgeme için yeni birer porte koyuyorum. Ve burada ön plandan yavaş yavaş orta arka plana doğru gitmeye başlıyorum. Buradaki indirgemede konservatuar neşriyatını esas aldım. Ancak burası 1. ve 9. devirlerin arası. Yani Birinci Selam'ın başlangıcı, ilk mısra ve terennümü. Konservatuar neşriyatını esas aldım ama Heper'le arasındaki benzerliklerden ötürü Heper'i de burada tutmakta bir sakınca görmedim. Arka plana doğru gitmeye başlamışken tetkik ve tahkikteki suziler tarifine de bakmakta fayda olacağını düşünmekteyim. Buselik perdesinden şöyle der Nasır Dede. Buselik perdesinden başlayıp çargah perdesine çıkar.
Oradan yine Buselik'i Dügah'a, Rast'a ve Gevaş'ta inip ardından Rast perdesi göstererek karar verir. Ve sonra da genişlemelerden bahseder. Çargah'tan yukarı Neva, Hüseyin'i, Acem, Gerdane ve Muayyer perdesine dek ve Gevaş'tan aşağı Irak, Aşiran ve Yegah perdesine dek gezinebilir. Yani şuradaki ilk cümlede en temel haliyle bir Suzdilara tanımı görüyoruz. Bundan sonraki analizlerde, çözümlemelerde de bunu hatırlamakta fayda olacak kimisinde. Şimdi bu indirgemelerde şurada gördüğümüz 6. ve 7. ölçüyü mercek altına alıyorum. Ve orada orta arka plandan iyice arka plana erişmeye çalıştım. Ve görüyorsunuz ki 6. ve 7. ölçünün birleşiminden bir hiper ölçü adeta oluşuyor ve büyük iki ölçünün tamamını kapsayan bir senkop yapısı görüyorum, duyuyorum burada. Ama aşağıdaki konservatuvar edisyonunda baktığımda ise tamam yine bir senkop yapısı var, burada çargah uzuyor ama zamanın, vuruşların buradaki kadar muntazam oturmadığını görüyorum. Ve ne kadar arka plana oluşsam da bu beni biraz ikilemde bırakıyor ve çizgisel düşünmenin yeterli olmadığına kanaat getirerek döngüsel analiz modelini uyguluyorum. Biraz önce gördüğüm mavi ve kırmızı hattı, arka plan hattını. Bakınız döngüsel modelde Tahririye'deki o mavi arka plan hattına baktığında 6. 7. devirlere ölçüleri o senkop yapısını belirgin biçimde görmekteyim. İlk dümle Hüseyin'i başlıyor ve bütün perdelerin arka plandaki dümlere, düm vuruşlarına denk geldiğini görüyorum. Ve burada simetriyi de görmektesiniz. Ancak konservatuvar edisyonuna geçtiğimde baştaki neva, dümdeki nevanın simetriğini bir de aşağıda ikinci dümde de görüyorum. Uyguladığımda burada nevanın yapısal bir özellik kazandığını anlıyorum. Sonra Hüseyin'i geç başlıyor ve buradaki dügah ve çargahın dümdeyken iki vuruş sonrasındaki teke kaydığını görüyorum. Yani buradaki bu simetrik ve muntazam yapının burada epey tahrifata uğradığını buna nazaran söyleyebilirim. Yani evet, arka plana ulaşmak faydalı olabilir ya da model çekirdekleri elde etmek faydalı olabilir. Ancak bazı durumlarda, bunun gibi bazı durumlarda niteliğin tamamını erişebilmek için diğer katmanları da ritim gibi, usulün seyirle ilişkisi gibi katmanları bir arada ele alarak daha nitelikli sonuçları, verilere elde edilebileceğini görüyoruz burada da. Verilerin elde edilebileceğini görüyoruz burada da. Sonra devam edersek, bu daha makro ölçekte 6. ve 7. ölçüdeki yapının aynı zamanda hem 1. mısrada hem 2. hem 3. mısrada, yani 1. bahirde 3 mısrada aynı şekilde muhafaza edildiğini, devam ettiğini görüyoruz. Daha makro ölçekle baktığımızda. Makro ölçekle demişken, üretken tuval müzik teorisinde de resmedilen Ozan Hoca'nın, Ozan Baysal'ın ve rahmetli Şefar Beşiroğlu'nun Türkçeleştirdiği bu hareket kavisi yapısını görüyorum. Hareket kavisi yapısını baktığımda, hareket kavisi yapısını gördükten sonra birinci selamın birinci bahrine baktığımda, bu hareket kavisindeki ön ve ilave eklerini belirgin biçimde görüyorum ve bunlar birbirinin tamamlayıcısı gibiler. Birer açılış ve kapanış gibiler. Gördüğünüz üzere ilk ölçünün yarısı kadar süre alıyor ve son ölçünün de son yarısı kadar süre alıyorlar. Aynı renktekiler tamamen aynı perdeler. Farklı renktekiler ise farklı nameler ve perdeler. Konservatuvar ve heper edisyonlarında ön ekleri görsem de sondaki ilaveler kaybolmuş oralarda ve ya uzayan karar sesleri var ya da sus işaretleri var. Sondaki ilaveleri görmüyorum diğer edisyonlarda. Buradaki bu açılış kapanış ve bütünlük hissiyatı sadece Tahririye çevirisine mahsus diyerek zaman makam analiz modeli uygulamasını gösteriyorum yine 1. ve 9. ölçü arasında. Analiz modelinden kısaca bahsedersem katman katman en üst katman çeşnileri içeren katman ve burada Tahririye'deki perdeleri, bakın biraz önce sunumun başında da gösterdiğim perdeleri
kullanıyorum. Bunun manası şu oluyor. Burada bir ha harfi, yani rast perdesi görüyorum. Demek oluyor ki bu rast üzerinde bir nigar var. Burada hareket alanını, perde ve hareket alanını görmekteyim. Burada ise melodik seyir hattını görüyorum. Ve en altta ise güfteler ve usul dağılımını görmekteyim. Bu melodik seyir hattına baktığımda... Sayın Oğlu, zaman oldu ama bir iki dakika, üç dakika daha toparlamak için. Tamam hocam. Son iki slide zaten. Bu melodik seyir hattında da seyir hattına baktığımda Nasır Dede'nin Suzdilara tanımını hatırlıyorum. O en ilk cümlesi, en sade haliyle. Oradaki tanıma uygun biçimde bir Suzdilara yürüyüşü görüyorum aslında. Eserin başlangıcıyla, birinci sayının başlangıcıyla bir Suzdilara tanımı görmüş oluyorum. Buse'lik devam ediyor. Rast'ta ısrar etmiyor. Rast'ta tıpkı bir yeden gibi kullanıyor. Yine Buse'lik devam edip biraz daha açık Buse'lik oradaki çeşnesini, yukarıda Hüseyin'de de bir ısrarcı durup sonra Nigar'la bir Suzdilara bestesi veriyor bize. Ancak zaman makam analiz modelini edisyon kritiğine uygulamaya çalıştığımızda burada kırmızı hatta konservatuvar neşriyatı, siyah hatta ise az evvelki Tahririye çevirisini görmektesiniz. Yukarıdaki katmanlar konservatuvar neşriyatı, yani kırmızı hatta göre düzenlenmiş durumdadır. Burada baktığınızda ise daha çabuk duyurduğunu bize görüyorsunuz konservatuvar neşriyatının. Hatırlarsınız ki bir öncekinde Nigar çeşnesini ta sonda duyarken burada başta hemen Buse'nin ardından Rast'taki bir daha ısrarcı kılıçla Nigar, sonra Buse'lik, burada Hüseyini'deki o ısrar, vurguyu diyelim daha doğrusu, vurguyu kaybetmiş ve karakterinde nispeten değişiklikler meydana gelmiş. Şurada zaten o sondaki ilave yapısının kaybolduğunu görüyorsunuz. Uzayan bir karar sesi, bir rast sesi görmektesiniz. Ve son olarak da söz boyama izlerine rastladığımı düşünüyorum. Kanaat getiriyorum bu ayinin birinci selamında. 2019'da moderatörümüz Ozan Baysal yönetimindeki TÜBİTAK projesinde söz boyama izleri aranmıştı Mevlevi ayinlerinde. Raporuna erişilebilir. Söz boyama kısaca sözdeki anlamın melodide ve usuldeki değişikliklerle yansıtılması olarak söylenebilir. Burada son bahirinde birinci selamın şun bende neyi nidai şahi nizen diyor ve burada çevirisinin devamını ve çevirisini görmektesiniz. Yakup Şafak tarafından yapılan çevirisini. Tahririye çevirisinde bir aşiran perdesi görmekteyiz burada. Ve bunu diğer edisyonlarda daha çok Kürdi ekseninde seyreden bir perde görüyoruz. Ben başka yerde böyle bir çeviriye rastlamadım. Konservatuvar neşriyatındaki üst satır, üst ortada de böyle değildi. Ancak bunu nereden aldığımızda, nasıl buna kanaat getirdiğimize bakarsak, Tahririye'deki ilgili sayfadan alıntıları yapıyorum. Burada bir önceki, buraya gelmeden önceki sayfanın altındaki hatırlatmayı görüyoruz. Bir ayın, yani aşiran perdesi belirgin olarak gözükmekte hatırlatmada. Sonra bu pasaja geliyoruz. Burada bir ayını yine belirgin olarak görmekteyiz. Sonra alt 72. ölçüye gidiyoruz. Müsellemin olduğu tarafa. Burada da bir ayın işaretini belirgin olarak görmekteyiz. Yani kısaca da seslendirecek olursak, çün bende neyi nidai şahimizen diye orada bir Hüseyin'i aşırana uğrayıp çıkmakta. Sonuçlara geldiğimde meşk geleneğinde ifade tarzlarının gösterdiği değişim incelenen eser üzerinde tespit edilmiş. Terim anlamı genişleyen namelerin uygulamada da genişlediği görülmüş. İkili aralıktan daha geniş aralıkların aktarılmasında sözlü gelenek ile yazılı kaynak arasında belirgin farklar tespit edilmiş. Söz boyama izlerine rastlanmıştır. Söyleyeceklerim de bu kadardır. Süreyi açtım, kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunumdu. Titiz bir edisyon kritiği, titiz bir çeviri yazım ve üstüne
bolca çıktısı olacak bir edisyon kritiği çalışması olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum şimdiden. Şimdi de son sunuma geçiyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nden Caner Bektaş, öğretim görevlisi Günay Günaydın ve Profesör Doktor Cenk Küray'ın Hacı Arif Bey'in Kürdilerce Asker makamındaki şarkılarının makam açısından sınıflandırılması başlıklı sunum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Görünüyor herhalde. Ben de hocalarım adına, kendim adına herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim konumuz Hacı Arif Bey'in Kürdilerce Asker makamındaki şarkılarının kullanım biçimine göre sınıflandırılması. Hacı Arif Bey'in Kürdilerce Asker makamı diye başlayalım. 19. yüzyıl Osmanlı'nın Batı ile münasebetlerini arttırdığı, gerek siyasi gerek kültürel anlamda birçok değişimi yaşandığı bir dönem. Bu dönemde Osmanlı Türk musikisinde önemli değişiklikler meydana gelmiş, bestecilik bağlamında yeni üsluplar ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle 19. yüzyıl öncesinde sıklıkla kullanılan müzik formları yerine şarkı formunun yaygın biçimde kullanımı, bestecilikteki değişime ve Osmanlı Türk musikisindeki yeni müzik algısına dikkat çekmektedir. 1831 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hacı Arif Bey de hanendeliği ve bestekarlığı ile 19. yüzyıl Osmanlı Türk musikisinde yeni müzik algısının önemli bir halkasıdır. Onu diğer bestecilerden farklı kılan yalnızca şarkı formunda çığır açması değil, ayrıca terkip ettiği Kürdili Hicazkar makamıdır. Buna müsemmen usulünde ekleyebiliriz. Cumhuriyet dönemi musiki repertuarında da sıklıkla yer alan Kürdili Hicazkar makamı, Hacı Arif'in terkip ettiği biçimin haricinde farklı biçimlerde de birçok besteci tarafından ele alınmıştır. Bu çerçevede bizler nazari kaynaklara göz attığımızda Kürdilerce Asker makamının tariflerinde bir takım farklılıklara rastlıyoruz. Hatta bazı kaynaklarda Hicazkar-ı Kürdi ve Hicazkar Kürdi olarak adlandırıldığını görüyoruz. Ancak burada ilginç olan şu ki Hacı Arif'in de Kürdilerce Asker makamında bestelediği şarkılarında da farklı biçimlerde kullandığına rastlıyoruz. Bu durum bizlere Kürdili Hicazkar makamının yapısını inceleme, Hacı Arif Bey'in makamı işleme yönündeki özgün yanlarını saptama ve bestekarın şarkılarında Kürdili Hicazkar makamının işlenme biçimleriyle alakalı bir sınıflandırma ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda biz kaynaklara göz attığımızda nazari kaynaklara farklılıklara da dikkat çekiyoruz. İsmail Hakkı Özkan'ın Türk Musikisi Nazariyesi ve Usulleri kitabında bu makam iki şekilde ele alınıyor. İlki Şed Kürdi Hicazkar makamı, yani Hicaz makamının inici halinin ras perdesi üzerinde karar veren şekli. İkincisi Mürekkep Bileşik Kürdi Hicazkar makamı, bu da iki şekilde inceleniyor. Burada birincisi Hicazkar makamıyla Kürdi makamının bir araya gelmesinden oluşan bir tipini gözlemliyoruz. İkincisinde ise Neva perdesi üzerinde Beyati Uşşak dizisine, Arazbar makamının orta ve tiz bölgesi olarak da belirtiyor. Ras perdesi üzerinde Kürdi makamının seslerin eklenmesiyle meydana geliyor. Yakup Bekket Kutlu'ya baktığımızda ise dört şekilde incelediğini görüyoruz. İlki Hicazkar ve Kürdi dizileriyle, Neva üzerinde, ikincisi Neva üzerinde Kürdi ve Uşak dizileriyle, üçüncüsü Neva üzerinde Beyati ve Kürdi dizileriyle, dördüncüsü de Muayyer Kürdi'nin ras perdesi üzerine aktarmasıyla oluştuğunu saptamış. Kürdili Hicazkar makamının inici olduğunu söylüyor ve ras perdesi üzerine karar verdiğini söylüyor. Üçlü perdesi Neva'dır, ancak Bayati çeşnisiyle yapılan şekilde de çargah perdesinin de güçlü konuma geçtiğini söylüyor. Donanımında da Zilgüle, Kürdi ve Nimisar perdelerinin yer aldığından bahsediyor. Ekrem Karadeniz'in kitabına baktığımızda ise Ekrem Karadeniz'de ras perdesine karar verdiğini, donanımında Nim Zingüle, Nim Kürdi ve Nim Hisar seslerinin yer aldığını ve Gerdaniye perdesi civarından seyre başladığını ve Neva perdesine indiğini söylüyor. Zeki Yılmaz ise Kürdi makamının ras perdesi üzerine aktarılmasıyla elde edildiğinden bahsetmiş. Ras perdesinde karar verir diyor. İnici bir makamdır. Birinci derecede Gerdaniye, ikinci derecede çargah perdelerini kullanıyor. Donanımında da Kürdi, Nimisar ve Nimzi Zirgüle perdelerini gösteriyor.
Bunların dışında da Hicazkar ve Arazbar makamı ile seyre başlayan Kürdi Hicazkar makamının varlığından da bahsetmiş. Carl Singer'e baktığımızda ise bileşik bir makam olarak ele almış ve iki şekilde seyrinden bahsediyor. İlki yalnızca Hicazkar biçiminde başlayıp üçüncü derecesinin bir koma daha pestleşmesiyle Kürdi makamının diziyle aslında uyum sağlayama karar veren bir yapısından bahsediyor. İkincisi ise Kürdi makamı dizisini Ras perdesi üzerine aktarılmasıyla elde edilen bir makam olarak diyor. Şimdi burada yöntemde biz incelediğimiz yerlere baktığımızda ezgi çekirdekleri üzerinden bir yaklaşımda bulunduk. Burada zeminin başlangıcı ve bitişi ve nakarat bölümlerinin başlangıçları ve bitişleri üzerine bu yöntemi tabi tuttuk. Çalışmanın analiz yönteminde biz zaten Bayraktar Katal, Öztürk ve Güray gibi birçok araştırmacının eserlerinde de göze çarpıyor. Bu yöntemi de Hacı Arif Bey'in Grup Etti Güneş Dünya Karardı adlı eserinin analiziyle örneklendirdik. Burada saptadığımız perdelerin fonksiyonlarına da tanımlayıcı T, süsleyici S, pekiştirici P, merkez M kavramlarıyla ifade ettik. Şimdi analize geçelim. İlk olarak zemin kısmına bakalım. Ufak da bir dinleteyim. Başlangıç cümlesi, yeşil olarak görünen de karar cümlesi, zemin hanesi. Şimdi başlangıç kısmına baktığımızda burayı indirgersek neva perdesi üzerinde bir yoğunlaşma görüyoruz. Yani ortasının bu perde üzerinden duyulduğunu gözlemliyoruz. Bitiş kısmına baktığımızda yine neva perdesi üzerine bir yönelim olduğunu, aşikar olduğunu gözlemliyoruz. Ancak burada mi bemolün, mi tek koma bemolün biraz daha pesleştiğini de söylemekte fayda var. Biz de zaten o şekilde gösterdik perdeydi. Şimdi o halde başlangıca bakarsak ya, başlangıcın biz nevada uşak ezgi çekirdeği olduğunu söyleyebiliriz. Burada çargah perdesinin pekiştirici ve neva perdesinin merkez, diğer perdelerin hisar perdesinin süsleyici, acemin tamı, tanımlayıcı, gerdaniyenin de tanımlayıcı ve muhayyer perdesinin de süsleyici olduğunu gözlemliyoruz. Yine aynı duruma baktığımızda bitiş kısmına geçersek eğer, affedersiniz, yine burada bir nevada uşak ezgi çekirdeğini gözlemliyoruz. Neredeyse benzer fonksiyonlar, sadece burada bir çargah perdesi pekiştirici olarak yer almamış. Analizin ikinci aşamasında nakarat kısmına gözlemleyelim. Burayı da bir dinleyelim. Kısmının başlangıcına yine neva üzerinde bir yoğunlaşma görüyoruz. Oraya bir hareket görüyoruz. Bitişe baktığımızda ise ras perdesinin artık karar verdiğini görüyoruz. Bu bağlamda nevada kürdi ezgi çekirdeği olarak başlangıç kısmını, nakaratın başlangıç kısmını biz adlandırıyoruz. Ancak burada dikkat ederseniz mi üzerinde bir duruş var. Yani bu mi bemol üzerindeki, nimisar üzerindeki duruşu da biz geçici durak olarak adlandırdık. Ancak fonksiyon olarak baktığımızda, merkez olarak baktığımızda yine neva perdesinde bir merkezleşme durumundan bahsedebiliriz. Bitişe baktığımızda da bitiş tipik bir kürdi inişi, buraya da rasta kürdi ezgi çekirdeği olarak adlandırdık. Şimdi bu yapının tablosuna baktığımızda, bu eserin tablosuna baktığımızda da görüldüğü üzere başlangıç, bitiş, zemin ve nakarat kısımlarını da
bu tablo üzerinden gösterdik. Biz bu analiz stilini 25 eserine naklettik. Gördüğü üzere de bunlarda sapladığımız ezgi çekirdekler. Tespitlere gelirsek eğer, zeminin başlangıcında biz sıklıkla nebada uşak, çargahta nebeser, hatta çargahta nikris, çargahta nebeser, nebada uşak ve nebada kürdi çekirdeklerini görüyoruz. Zeminin bitişine gözlemlersek eğer, burada da ağırlıklı olarak neva üzerinde araban, rasta zilgüleli Hicaz, neva üzerinde uşak, gerdaniyede buselik, nevada Hüseyin'i çekirdeklerini sıklıkla gözlemliyoruz. Tespitlerin ikinci aşamasında nakaratın başlangıcına baktığımızda, nakaratın başlangıcında bu sefer neva üzerinde kürdi ve çargahta buselik çekirdeklerini sıklıkla kullandığına rastlıyoruz. Nakaratın bitiş kısmına bakarsak eğer, bu sefer de ezici biçimde ağırlıklı olarak rasta kürdi, rasta acem artı kürdi ve bir tane de rasta hümayun çekirdeğine rastlamış bulunuyoruz. Burada bir sonuca gelecek olursak aslında Hicazkar, Arazbar ve Kürdi olarak bir tablo üzerinden böyle değerlendirebiliriz. Şimdi buradaki çargahta nikris, çargahta nebesel çekirdekleri, nevada araban, nevada Hicaz çekirdeklerini biz Hicazkar makamı çatısı altında topladık. Birbirlerinin bir anlamda da tamamlayıcı çekirdekleri olarak da değerlendirebiliriz bunları. Arazbar makamına baktığımızda işte nevada uşak ve çargahta rast olarak değerlendirir. Bunlar da birbirlerine tamamlayıcı çekirdekleri. Kürdi makamına baktığımızda nevada kürdi, bunu Necid Hüseyin'i olarak da belirttik. Çünkü orada bir hareket üzerinden değerlendirdiğimiz için biz Necid Hüseyin'i diye de parantez içerisinde yazdık. Doğrudan nevada kürdi de demek belki bir kafa karışıklığına neden olabilir diye. Ardından da yine bu makam, bu çekirdeğin tamamlayıcısı olarak da kabul edilebilecek aslında çargahta buselik ve sonrasında da rasta kürdi, rasta acem ve kürdi çekirdeklerini de bu tablo üzerinde gösterdik. Sonuca baktığımızda eserlerin zemin bölümlerinde bestecilik geleneğinin temel yansıması olarak ilgili makamın başlangıç ve gelişme kısımlarını içerecek bir biçimde bestelenmesi geleneğine Hacı Arif Bey de katılmış. Eserlerin zemin bölümlerinde ağırlıklı olarak neva ve çargah üzerindeki ezgileri tercih etmiştir. Zemin bölümlerinin bitiş çekirdeklerinde kürdi çekirdeğinin kullanımı rasta kürdi makamının, nevada araban çekirdeği ise rasta hicazkar ve gerdaniye perdesi üzerindeki hicazkarlı ezgilerin uzantısı olarak da kabul edilebilir. Ayrıca neva perdesi üzerindeki uşaklı ezgiler nazari kaynaklarda da bahsedildiği üzere Arazbar makamının renkleriyle de ilişkilendirilebilir. Eserlerin nakarat kısımlarında birbirlerinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilecek nevada kürdi ve çargahta buselik çekirdeklerinin sıklıkla kullanılması rasta kürdi makamının karara barışının da bir başlangıç hareketi olarak da kabul edebiliriz. Yine birbirlerinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilecek çargahta rast ve nevada uşak çekirdekleri Arazbar makamının renkleriyle ilişkilendirilebilir. Burada istisnai olan durumlardan birisi de şu ki dügahta kürdi veya yerinde kürdi ve acem artı kürdi çekirdekleriyle süslü nakarat başlangıçları makamın temel perdeleri arasında yer almayan dügahı merkezi hasebiyle istisnai bir bestekarlık becerisini de ayrıca ortaya koymakta. Eserlerin nakarat kısımları büyük oranda rasta kürdi ve rasta acem artı kürdi çekirdekleriyle karara varmaktadır. Bu durum aslında bizim nazari kaynaklarda da gözlemlediğimiz bir durum. Ancak burada acem ve acem artı kürdi makamlarının çekirdeklerinden bu yapılarda nazari kaynaklarda çok bahsedilmediğine dikkat çekmemiz gerekiyor. Ayrıca bu çok kritik bir nokta. Cumhuriyet dönemi repertuarında sıklıkla rastlanan ve nazari kaynaklarda da kürdi ve muhayyer kürdi makamının rast üzerindeki şeddi olarak tabir edilen yapıya biz bu 25 eserin hiçbirinde rastlamadık. Ve sona doğru geliyorum. Hacı Arif Bey'in makam kullanımında Hicazkarlı yapılardan daha çok kürdü ve uşaklı yapılar tercih edilmekte. Ancak çargı üzerinde nevesel ve diklizli kalışlar da
Kürdül Hicazkâr makamını Hicazkâr makamıyla da bağlantısını tam olarak da aslında koparmadığını ve aralarında ciddi bir ilişki olduğunu da gösterir nitelikte. Kürdül Hicazkâr makamında, burada da perde üzerinden bir saptama yaptık aslında. Kürdül Hicazkâr makamında Hüseyin-i Hisar bandındaki perde 3 ayrı frekans bandında kullanılmakta. Başlangıçta neva üzeri uçaklı hareketlerde en dik konumda olan Hisar'da kullanılırken, gelişme bölgesinde ortaya çıkan çargah veya neva eksenli motiflerde biraz daha pesleşerek bayati, karar hareketinde ise iyice pesleşerek nimisa konumunda kullanılmaktadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ancak son olarak da şunu da ifade etmek istiyorum. Aslında makam kullanımının çekirdekler üzerinden baktığımızda ne kadar özgür bir alan olduğunu görüyoruz. Hacı Arif Bey gibi, Tamburi Cemil Bey gibi, Dede Efendi gibi üstadların aslında makamı, tabii makam yapılarını kullanmayı bilen üstadların eline geçtiğinde bu yapılar ne derece özgür, aslında oldukça sınırsız olduğunu da söylemek gerekiyor. Saygı ve sevgilerimle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Caner Hocam. Zamanda kullanımınız açısından çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir oturum gerçekleşti. Birçok yorum var, tebrikler var. Katkı sunan yorumlar da var. Ben ilk baştan başlamak istiyorum. Sayın Mehmet Özüsöz birkaç soru sormuş. Ben bunu okuyayım. Şöyle bir, daha çok ezgi çekirdeğine yönelik soru var. Kemal İlerici'den bu yana karşımıza çıkan ezgi çekirdeği yaklaşımında düzendeki her perdeye ayrı bir fonksiyon yüklenmesi öğretim kolaylığı açısından zorluk doğuruyor mu? Okan Murat Öztürk'ün de yeniden gündeme getirdiği düzen kavramı daha pratik ve kapsayıcı değil midir? Analiz yaparken rast makamı için rast perde düzeninde seyretmiş, rast perdesinde karar vermiş anlatımı öğrenciler için daha pratik değil midir? Öğrenci seyir yaparken ezgi çekirdeğindeki her bir fonksiyonu düşündüğünde bu düşünce öğrenciyi dörtlü beşli anlatımında olduğu gibi kısıtlamaz mı? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Sercan belki cevap vermek ister ama ben de hani cevap verebilirim herhalde. Sercan'ın bildirisine geldi. Önce Sercan cevap versin. Sercan. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu coğrafyada doğup büyüdüğümüz için aslında kulağımız bazı ezgisel yapılara alışmış durumda. Ve analiz yaparken de aslında sadece fonksiyonel işlevleri de düşünmüyoruz. Yani yaptığımız parçadan bütüne gitmek değil. Bence geleneksele gayet yakın bir model. Ama pedagojik açıdan öğrencilere nasıl faydası olur? Şu an bir şey diyemeyeceğim. Onu ileride sanırım görebiliriz. Hocam siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Caner de bir şey diyecekti galiba. Caner'cim sen istersen. Yani buradaki yaklaşım aslında o yapıların duyulmasıyla alakalı bir durum. Yani rast perdesinde karar veren dizisel bir yaklaşım, yani doğrudan ben öyle anladım bu arada. Hani bir dizi üzerinden anlatıldığında bir dizinin tanıtılması oluyor. Ancak rast makamı içerisinde segah makamının bir geçkisi olduğunu, mesela segah makamına da geçilir. Ama biz bu duyumu duymamız lazım. Yani oradaki segah makamına geçildi deyip onu boş vermememiz gerekiyor. Bu anlamda bence öğrencilere eğitimde de aslında bu makam yapılarının, yani mesela Hicaz makamındaki la si bemol do diyezin, biz bu sesleri tanıdığımızda buna Hicaz diyoruz. Ya da segah, çargah, kürdi seslerini yan yana duyduğumuzda da buna bir segah tınısı diyoruz. Onun için bu tınıların da bir anlamda duyulması, uygulamaya da tabi tutulmasının aslında ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından kendi hocalarımızla yaptığımız çalışmalardan da kendi adıma da bunları söyleyebilirim. Sağ olun. Caner, ben de o zaman birkaç katkı yapayım. Mehmet Bey'in sorusuna çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir tartışma alanı açtı. Şimdi Okan Hoca'nın hani tezinden bahsedildi diye söyleyeyim. Tezin zaten önemli bir kısmı ezgi çekirdekleriyle alakalı. Dolayısıyla seyir düzen anlatımı esasında ezgi çekirdekleri olmadan zaten bütüncül bir yapıya işaret edemiyor.
hani hepsi beraber bir bütünü temsil ediyor. Okan Hoca'nın yaklaşımı da zaten bunu içeriyor. Dolayısıyla hani o seyrin içindeki merkezlerdeki ezgisel hareketleri incelemeye çalışıyoruz ezgi çekirdekleri aracılığıyla. Ve dünkü yine oturumda tartıştığımız üzere hani çok katmanlı yapı makam açısından oldukça iyi bir tanım alanını oluşturuyor. Çünkü her katman farklı farklı ezgiler üretebiliyor, farklı karakterde ezgiler üretebiliyor ve esasında biz bunların seyrini ve bunların hangi düzen içinde seyrettiğini anlatıyoruz ezgi çekirdekleri modeliyle. Okan Hocam da böyle bir şey esasında işaret ediyor tezinde. Bu arada hani fonksiyonlarla ilgili sorular da gelmiş. Hani fonksiyonlar oradaki ezginin nasıl üretildiğini yapısal olarak anlatmak için bir hani metottur sadece, bir yardımcıdır. Biz esasında burada ezgiyi analiz edip o ezginin nasıl ortaya çıktığını öğretmeye çalışıyoruz öğrencilere. Ve esasında hani yüksek lisans doktora eğitiminde tamamıyla bunlar üzerinden bir hareketlemeye başladık. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerini de bu yönüyle böylesi bir eğitim vermeye başladık. Bizim Hacettepe'de de müzikoloji ana bilim dalındaki lisans programında kısmen kullanıyoruz. Ferhat Hocam orada yürütüyor dersleri. Orada da kısmen kullanıyoruz. Şu an itibariyle hani epey verimli işlediğini de söyleyebilirim. Hani benim bakış açım tabii ki burada öğrenciler daha tayin edicidir. Sizin de sorunuzda işaret ettiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Benim şu an bu kadar söyleyecektim. Çok teşekkürler. Bir başka katkı Sayın Fatma Adile Başar, Eşref Türkoğlu'nu değerli araştırması için kutluyorum. Küçük bir katkı olarak konservatuvar yayınındaki Çevi Arel tarafından yapılmış Arel'in musiki eserleri nasıl bozulur makalesine bakılabilir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocama. Aynı zamanda çalışmalarından çok faydalanıyoruz. Nasır Dede üzerine yaptığı çalışmalar bize gerçekten ışık tutuyor. Buradan da saygılarımızı sunalım. Yine Mehmet Özüsöz son sunumla ilgili Kürdili Cazkar sunumuyla ilgili bir soru var. Kürdili Cazkar makamında icra pratikte rastta kürdi mi vardır? Yoksa uygulamada rast üzerinde bir uşak anlayışıyla bir karar mı vardır? Bir soru. Tam anlayamadım. Bir daha bir kusura bakmayın. Rast'ta kürdi mi vardır yoksa uygulamada rast üzerinde bir uşak anlayışıyla bir karar mı vardır? Rast üzerinde kürdi vardır. Karara varışta rast üzerinde kürdi vardır. Peki. Korkut Bilgin hocamız bir yorum yapmış. Bu kullanımları hatalı buluyorum. Nota pesleşmez, perde pesleşir. Mi bemol pesleşmez, zira bir perde değildir. Dik hisar, hisarek perdesi pesleşir diye bir yorum yapmış. Yine Sayın Mehmet Özsöz, Kürdili Cazkar'da Nevada uşak mı var yoksa Arazbar perdesiyle, kendi perdesiyle Arazbarlı Kürdili Cazkar mı icra edilmiştir? Soruyor. Arazbarlı Kürdili Hicazkar mı? Tamam. Yani biz daha küçük yapıları da saplamak adına orada Neva üzerinde uşak dedik. Onun için zaten birbirine eklemlenebilen, ayrıştırılabilen yapılardan bahsettiğimiz için yani doğrudan oraya bir arazbar diyemiyoruz. Peki. Ruhi hocamız Neva'da Muayyer Yüzünden Hüseyin'i bezemesi vardır. Katkısını yapmış. Gözde Çolakoğlu hocamız, Hicazkarı Kürdi olarak makamın Kürdi çeşnisi, çekirdeği vesaire değil, Kürdi perdesi aldığını düşünüyorum. Aslında rasta uşak anlayışına yakın bir anlayış olabilir demiş Korkut Bilgin'e. Peter Savucci, Caner Bey için Nevada uşak çekirdeği ifadesini kullanırken acaba Arel Ezgi Vuzdilek sisteminin anlayışına göre Nevada uşak çeşnisi tanımından terim tercihi dışında ne farkı görüyorsunuz diye sormuş. Burada biz dizisel bir anlatım yapmadığımız için ondan bu ciddi bir farklılık bu anlamda. Yani orada biz daha çok duyum üzerinden de ilerliyoruz. Yani bu bağlamda farklılık var. Bir de fonksiyonlar var tabii. Peki.
Çeşni'yi dizi olarak o zaman mı yorumluyorsunuz siz? Onu mu anlıyorum bir yandan? Ben Çeşni'ye dair hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, peki. O pek canlanmıyor kafamda. Kusura bakmayın. Özlem Doğuş vardı. Her ne kadar analiz yöntemleri olsa da eğitim içerisinde öğrencinin makamın pratiğe aktarımında ne yaptığını bilincinde olarak yapmasına etkili olacaktır. Demiş Korkut Akbilgin hocamız. Hocam Necdet Yaşar, Kürdili asker makamının kararının Kürdi olmadığını, çok pes bir segah persisiyle yapılan bir uşak kararı olduğunu söylerdi. Demiş. Sayın Cüneyt Aslan, Kürdili asker makamında Rast'taki Kürdi çekirdeği zirgüle perdesiyle mi yahut Nim zirgüle perdesiyle mi ifade edilmeli? Zira farklı bir duyum olduğu oldukça açık demiş diye sormuş. Evet, o konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Doğru da söylüyor hocamız. Nazari kaynaklarda ciddi evet, farklılıklar seziyoruz, bunu görüyoruz. Belki o ayrı bir çalışma konusu olabilir. Peki. Yine Sayın Korkut Akbilgin hocamızdan. Nitekim uygulamada geçmiş üstadlar geçmişte segah sınırları içerisinde addedilen bugünün dik kürdi perdesini kullanmışlardır. Yani dik kürdi denilen perde aslında segahtır. Dolayısıyla Necdet hocamın dediği doğrudur demiş. Hocam bu arada ben yanlış anladım. Çok özür diliyorum. Biraz önceki tanımlar tabii doğru. Ben Kürdili karar verirken rast üzerindeki Kürdili düşündüm. Dönüşte tabii ki hocalarımızın katkı yapan ve soru soran hocalarımızın bahsettiği gibi dik Kürdili olacak. Özür diliyorum o anlamda. Peki ben çok soru var. Bir yandan ben de yani zamana sığdırmaya çalışıyorum. Sayın Salih Nazım Peker, segah perdesi Joker gibi kullanılıyor. Bu perde bazen tiz, bazen pes kullanılıyor. Bu karışıklık nasıl giderilebilir? Demiş. Sormuş hocalarıma. Yani bu arada Hisar perdesi de öyle. Yani işte Hisar bizim yaptığımız tespitlerde de bunun yani giderilmesi alakalı. Yani o an işte şey belki yerel gelenekten kaynaklanıyordur. Yani burada ben bir sorun da çok da gözlemlemiyorum aslında. Aslında Korkut Akbilgin de benzer bir cevap vermiş. Yani bunu bir karışıklık değil, bir zenginlik olarak kabul etmek lazım. Segah perdesini yani mahiyetini özümsemek iyi olur demiş. Evet. Bu kadar gibi görüyorum. Benim aslında merak ettiğim bir soru var. Sayın Kemal hocama sormak isterim. Çok teşekkür ediyoruz bu sunumda. Yani dolu dolu ampuller yaktınız hocam kafamda her zaman olduğu gibi. Bu yazıyı da bekliyorum heyecanla. Bu Hüseyin'i Neva arasını Zarlino sistemine göre siz yorumladınız. Koma değil, 8 koma gibi biraz daha peste. Evet. O zaman bu Hüseyinliğinin ilişkisi çargahla mı kurmalıyız? Onu merak ettim. Yani aslında şöyle diyelim, genel olarak zaten hani bir temel çok eskiye dayanan bir ses sisteminden söz ettiğimiz için üstelik de biz de bütün akortları sanki Mansur Nısfiyesi ahenginde yani batı akordunda gibi mütalaa ettiğimiz için aslında batı nota adlarıyla da şey yapmak mümkün. Yani Zarlino sisteminde mi bir koma pestir. La da öyledir. Zaten şeyde Cemil Bey de segahtan itibaren o bir sağa doğru kaymış gibi çubuklar görünüyordu. Ama bizde la'da karar veren makam adedi çok fazla olduğu için herhalde işte onu referans aldık falan. La'dan hissedilmemeye başladı. Diyeceğim yani çok temel olarak malum bizim Türk musikisinde pek çok perde var. Ama ana perdeler diyebileceğimiz günümüzde de genel olarak bir önüne değiştirici işaret almadan yazdığımız notalar, perdeler... bir iskelet gibi alınacak olursa benim oradaki en temel gözlemim bu temel iskelet Pisagor sistemi iskeleti değil Zarlino sistemi. Hatta eğer yani daha ayrıntıya girmek lazım
Bu Zarlino'nun ilk şekli olan Baltiamyus sistemi izleri de görülüyor gibi geliyor. Böyle bir gözlem geliştirmek lazım. Ondan merak ettim. Gerek Baltiamyus olsun gerek Zarlino da olsun. Yani sistem doğal üçlüler, doğal altılar üzerine kurulduğu için yani ondan daha pesler. Yani La'daki o peslik de zaten öyle. İşte C'deki o açıdan. Yani çargahla sizin örneğinizde sanırım çargah da biraz kendiliğinden pes gördüm. Yani şöyle bir durum vardı. Yani çargah hem yani adeta %50 %50 hem kendi şimdi arelde görülen yerindeydi hem de ondan bir koma pesteydi. O özellikle Niyazi Sayın'ın icrasında öyleydi hatırladığım kadarıyla. Gerekirse açarsa yaparız ama eğer vaktimiz varsa. Ama işte çok daha genel çizgileriyle esas değişim şeyde başlıyor. Niyazi Sayın'da Hüseyini'den başlıyor. Ondaki, oradan sonraki Acem, Eviç, Mahur, Gerdaniye hepsinde bir koma sola öteleme yaptık mı, göçürme yaptık mı iş halloluyor görünüyor. Bu kayma şeyde daha bir erken başlıyor gibi. Tabii oralarda başka bazı ayrıntılar da vardı. Bu Crossroads'tan çıkan Cemil Bey'in icralarını esas olarak oradaki kayıtlardan şey yaptım. Malum çok eski kayıtlar. Müdahale edilmemiş halleri genel olarak sanki. Bu bir, bazen avantaj oluyor, bazen dezavantaj oluyor. Yani Cemil Bey'de enstrüman çeşitliliği de var. Ahenkler çok farklı. Mesela Niyazi Sayın'da Sabah, Nihavent, Segah yanılmıyorsam üçü hariç hepsi Mansur Nısfiyesi ahengindeydi veya Mansur ahengindeydi. Şeyde ise çok çeşitli ahenkler var. İşte bunları hem ölçümde hem devir hızlarındaki sorunlar hem de bu ötelemeleri yapmaktaki mantığımız yaklaşım doğru mu? Yani biraz sorgulamaya, daha ayrıntıya girmeye ihtiyaç duyan hususlar var. Ama çok kaba çizgileriyle iki şey tekrar etmek isterim. Bir, Pisagor dizisini kullanmıyorlar. İki üstad da sözleşmiş gibi. İki, bir ara Korkut Alp Hoca'nın bir şeyini gördüm. Mesela onu bilmiyordum. Kantemiroğlu'nda da Nasır Dede'de diyor yanılmıyorsam. O aralıkta sadece bir Zengiule perdesi vardır. İşte burada mesela orada yasak perdeler hakikaten yoğunlaşmış. Sanki böyle bir tarihsel temeli olan falan bir takım izler görünüyor. Tabii ki sadece 15 makam söz konusu, sadece 2 icracı söz konusu ama biri tabii Tamburi Cemil Bey, biri yaşayan en üst ünlü icracılarımızdan Niyazi Sayın tabii ki çok da önemli. Yani makamları da işte yaklaşık olarak bugün en sık icra edilen 15 yani 20 makamın içine sokabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür hocam. Başka sorular var sanırım. Sayın Mehmet Özüsöz, Arazbar rengi, Arazbar çekirdeği, Nevada uşak, Nevada muayyer, Nevada uşak 405'si, Nevada uçak çeşnisi yerine Arazbar perdesi öğrencilere yardımcı olmaz mı? Diyor. Burada Arazbar makamını esasla en iyi teşhis eden Günaydın hocamız da burada. Hani uygun görürse o belki bir kaç size söylemek ister? Merhabalar. Tabii ki Arazbar makamı aslında çok kompleks bir makam. Yani bir kere çargah perdesini, gerdaniye perdesini vurgulaması, bu bölgedeki özellikleri vurgulaması gerekiyor. Sonra yerinde bayati veya nevada bayati vurgulaması gerekiyor. Bu arada bayati bile sıkıntılı zaten. Bayati dendiği zaman uşak inici çıkıcı mı anlayacağız? Yoksa özellikle acın perdesi vurgulaması veya kimi zaman da karcari bir geçki yapmasının vurgulanması. Bunun için bunu hep arkadaşlarla konuşurken vurgularım. Arazbarlı kürcazkar derken çok dikkatli olmak lazım. Hemen neva üzerindeki uşakı görünce arazbarlı diye balıklama dalmak büyük bir hata olur. Arazbarlı kürcazkar için zaten çalışmamızda var. Gerçekten arazbar özelliklerini vurgulamış, çok net belirlemiş kürcazkar yapıları var.
onları bu çatı altı toplamak gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, her neva üzerinde gördüğümüz Uşşak'ı da Arazbarlı diye nitelendirmek yanlış. Çalışmamız özellikle Çargahı ve Gerdani'yi çok sık vurgulamış ve Arazbar'ı göstermiş Kürcaskarlar da var. Bunun önemini vurgulamak gerekiyor. Ben bir yorum sunayım. Yani bu biraz önce zaten Eşref hocamız da bahsetti. Fatma Adile Başar hocamızın çalışmasında da gözüküyor. Yani bu perde kavramı dönem dönem namelerle iç içe kullanıyor. Dönem dönem daha çeşnilerle iç içe kullanılıyor. Yani çeşnik terimini zaten Haşim Bey Edvarı'nda görüyoruz. Ve Haşim Bey Edvarı'nın kaynaklarına baktığımızda Gökhan Yalçın'ın önemli bir çalışması var. Aynı pasajın Kantemir'de geçtiği ama çeşnik kelimesinin yüz, yani suret anlamında kullanıldığını görüyoruz. Aynı mana, aynı kelimeyi yine Nasır Dede'de de görüyoruz. Dolayısıyla bunlar biraz iç içe şeyler. Yani perde zaten çok geniş bir anlama sahip. Hani sizin kullandığınız bağlamda da değişen bir şey olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ve burada tabii Nahi Osman Dede'nin Raptab-ı Musiki kitabında işte suretler ve manalar diye bahsettiği, yani çok böyle isimlendirmede takılı kalmayalım, biz o suretin arkasındaki manaya gidelim sözü de aklıma geliyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burada şu hataya düşmememiz gerekiyor düşüncesindeyim. Şimdi bazı şeyleri matematik gibi düşünüp de şu şudur demek pek de doğru değil. Unutmayın ki Osmanlı Türk kültürü sözlü bir kültürdür. Evet. Osmanlı Türk kültürü sadece müziki açısından değil, genelde bir sözlü kültürdür. Maalesef yazıya geçirme alışkanlığı yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ancak Vakanüvisleri ve Evrak-ı Hümayun çalışanlarının yazdıklarıyla iktifa ettiğimiz şeyler var. Şimdi Türk müzikisinin meşkle yürüdüğünü biliyorsunuz. Siz hangi hocanın silsilesinden geliyorsanız onun terminolojisini alıyorsunuz. Her hocanın terminolojisi de bir değil. Şunu da unutmayalım artık. Bu da benim için çok önemli bir şey. Yaş kemale eriyor. Edvarları da Allah kelamı gibi düşünmemek lazım. Yani adam Edvar yazarken ben bu Edvar'ı yazayım da 500 sene sonra bunu okuyup da bilmem ne yapsınlar diye yazmıyor. Belki de kendisi için not alıyor. Belki de önemli kısımları yazıyor. Ve hocasına almış olduğu bir takım o silsileden gelen bir takım bilgiler var. Ve belki de bir başka semtteki bir başka hocanın öğrencisi aynı şeyi düşünmüyor olabilir. Biz sadece çok kıymetli olan, nadir olan bu el yazmalarını toplayıp dönem dönem, bölge bölge, hoca hoca neyin nasıl, nereden geldiğinin bir analizini yapmak durumundayız. Yani artık yavaş yavaş da bu Edvarların bir Allah kelamı olmadığını, onların içerisinde de çala kalem yazılan şeylerde bir takım sözcük hatalarının anlam hatalı olabileceğini, bunun da çok doğal olduğunu da olması gerekiyor. Koca koca büyük yayın evlerinin kitaplarında hatalar var arkadaşlar. Yani bu adamların bir iddiası yok ki. Anlatabildim mi? Onun için zaten sözlü olan bir kültürün, yazmaktan maalesef imtina eden bir kültürün, hocadan hocaya bir takım farklılıkların olması, terminoloji farklılığının olması da gayet doğal. Belki de bu renklilik, bu güzellik oradan kaynaklanıyor. Bunu unutmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler hocam. Yine bir soru daha görüyorum. Korkutak Bilgin Hocamız, Segahat derken bir bölgeden bahsetmek lazım ki bu perdenin bölge oluşu bilgisi 15. yüzyıla kadar geri gidiyor demiş. Yine Sayın Mehmet Özsöz, Kürdilici Asker Makamı'nda Pestüge ile karara Uşak icrasıyla gidilir desek öğrenci rahatlamaz mı diye soruyor. Saatimize de bakıyorum artık biraz toparlamak istiyorum. Ozan'cığım belki bu noktada bir ufak ekleme yapayım. Şimdi bu Kürdi meselesi hakikaten enteresan. Şimdi Kürdi makamının kendisi zaten Uşak gibi hareket ediyor. Yani biz 17. yüzyıla kadar repertuara yansıyan örneklerde de Uşak gibi bir Kürdi ile karşı karşıyayız. Esas Kürdi tipi makamların şimdiki gördüğümüz haline gelmesi melezleşme ile ortaya çıkan makamlarla oluyor. 17. yüzyıl sonrasında Acem Kürdi, Muayyer Kürdi gibi makamların ortaya çıkmasıyla karar hareketlerinde bu makamlar daha şimdiki Kürdi perdesine yakın perdeler kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla İstanbul merkezli gelenek bu şekliyle yeni bir Kürdi anlayışı ortaya koyuyor.
Lakin dünkü örneklerde verdiğimiz üzere Diyarbakır geleneği mesela Kürdi dediği zaman hala Uşak makamı kullanıyor. Karahar'a giderken halen de repertuarlarda Kürdi Hoyrat deyince Uşak gibi Karahar'a gidiyorlar. Dolayısıyla hani bu ayrım kritik bir noktaya değindi değerli hocalarım. Evet, Uşaklı hareket Kürdi'de görülüyor ama bizim incelediğimiz eserler o dönüşüm sonrası eserler olduğu için buradaki Kürdi karar hakikaten Kürdi perdesiyle yapılıyor. Hani bunu tekrar hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman bu oturumu burada bitirmek istiyorum. 15 dakika sonra bir sonraki oturum başlayacak. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Çok keyifli bir oturumdu. Çok güzel çalışmalar sunuldu. Bunların yazılı halinde dediğim gibi heyecanla bekliyorum. O zaman herkese bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Saygılarımla. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir oturum. Evet.